Evet sevgili dostlar, içerisinde bulunduğumuz şu günlerde malum bulaşıcı hastalıklar, koronavirüsü de dahil olmak üzere bir yan insanı hatta vatandaşımızı, dindaşımızı ne yapıyoruz? Bu hastalıklarla mücadele ederken buluyoruz. Ve Rabbim inşallah bunlara acil şifalar nasip eder. Ama maalesef bir kısmını da istemesek de kaybediyoruz. Peki kaybettiğimiz bu rahatsızlıklardan dolayı vefat eden insanlara karşı da insani ve İslami görevlerimizden birisi de nedir? Onların teçhiz ve tekfini. Yani artık cenaze işlemleri. Bugünlerde biraz şu konularda sorular geliyor. Bu rahatsızlıktan vefat eden insanların cenazesi nasıl olacak? Tabii ki gerekli önlemleri almak koşuluyla artık koruyucu, artık maskedir, eldivendir veya diyelim ki giysilerle birlikte bunlar ne yapılabilir? Yıkanılabilir. Eğer bulaşma riski yüksekse uzaktan su tutularak da ne yapılabilir? Yıkama işlemleri ve kefenleme işlemleri yapılabilir. Malum Sağlık Bakanlığımızın bu konuda aldığı bir takım tedbirler var. Ve alınan tedbirler de İslami açıdan ne değildir? Fıkhen, dinen aykırı şeyler değildir. Gerekirse ne olabilir? Ceset torbasıyla hatta kefenlenme bile riskli ise ceset torbasıyla birlikte ne yapılabilir? Defnedilebilir ama tabii ki cenaze işlemlerine katkıda bulunacak insanların tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Diğer taraftan da bu insanlara karşı dini vazifemizi de yapmamız gerekiyor. Malum bu tür işlemler farz-ı kifaye kabilindendir. Birkaç insanın yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden düşen bir görevdir. İnşallah biz de gerekli tedbirleri alarak bunlara son vazifemizi ne yapacağız? İnşallah güzel bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Rabbim bu tür rahatsızlıklara düşer olmuş insanlara acil şifalar nasip eylesin. Ve bu rahatsızlıklardan ölenlere de inşallah rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.